Tekno hoş geldiniz. Bölümde AOC Agon AG273QXP oyuncu monitörünü inceliyoruz. Bütün monitör firmalarında bu isimler hep sorundur. Bunda da şöyle bir sorun var. Şu sonundaki o P çok önemli. Bu monitörle ilgili bir araştırma yaparsanız, almak isterseniz o mutlaka o P'ye bakın. Çünkü bir de o P'nin olmadığı modeller bambaşka bir monitör oluyor. Kasası benzer olsa da. Paneller değişiyor ki zaten bunun da olayı panel. O yüzden o P'yi mutlaka arayın bu monitörle ilgileniyorsanız tekrar söyleyeyim. Evet bu monitör o zaman niye hani o P niye üstünde ısrar ediyoruz? İşte ne dedik? Panel dedik aslında evet şöyle baktığınız zaman bütün alacağınız monitörlerde marka ne olursa olsun aslında panel alıyoruz. Geri kalanını geri kalan özellikle işte ayağı, hareket kabiliyeti şunlar bunlar. Ama e, panel seçimi kritik. Bunda da e, nano IPS panel var. Bu son zamanlarda yükselişte olan bir panel. Aslında IPS'ler atağa geçtiler. Bunu daha önce böyle olacağını söylemiştik. İşte burada da AOC'nin örneğini görüyoruz. E, IPS monitörleri biz oyuncu paneli olarak pek öne çıkarmazdık eskiden. TN veya onların e, alanıydı. Ama IPS'ler atağa kalktılar. Ne oldu? E, bir defa tepki süreleri azaldı. Onlar da artık 1 milisaniyeye düşmüş durumdalar. Sonra tazeleme hızları geliyor. Tazeleme hızları TN paneller kadar yüksek değildi. Şimdi orada da yetiştiler. Orada da çok iyi değerler veriyorlar. Zaten orada hani bence eşik 144. Orayı geldiğiniz zaman artık oyuncu monitörüsünüz. Daha yukarı ki tabii ki yukarısı da var ama onu da artık hem e, FPS olarak desteklemek zorlaşıyor hem de ne kadar fark ediyorsunuz artık gözünüzde o da ayrı bir tartışma konusu. Ama bence 144 Hz artık hani bir oyuncu monitörü ise e, platformdan bahsediyorsak 144'ü aramalıyız minimum. İşte bu, onu da karşılıyorlar. Ve tabii ki IPS'in meşhur olduğu iki tane konu var. Birincisi şu e, görüş açısı ki ben mesela şu an çok ters bir açıdayım ama hiçbir görüntüde bozulma olmadan görebiliyorum. Hiçbir bozulma olmadan köşeye kadar görebiliyorum. Gayet iyi. Siz de göreceksiniz. Hem de tabii ki renkler. Renklerin iyiliği zaten IPS'i alma sebebimizdi en baştan beri ama ben hep size şey söylüyordum ya oyunlar da renkli niye TN'in kötü renkleriyle oynayalım ki oyunları diyordum. Rekabetçiler oyunları e, FPS e yüksek olsun ne olursa olsun şeklinde oynadıkları için çünkü skor önemli. Onlar hani boş verebiliyorlardı hatta onlar grafikleri de kısıyorlar ama herkes öyle oynamıyor ya da herkes rekabetçi oyun oynamıyor. Single player oynuyorsunuz başka bir sürü oyun çeşidi var. Hepsinde o renkler sonuçta renk siyah beyaz oyunu oynamadığımıza göre renkler önemli renkleri doğru görmek de önemli işte IPS oradan orada başından beri avantajlı fakat hepsinin ortak bir belası var biliyorsunuz arkadan şu aydınlatmayla çalışıyorlar bunlar o aydınlatma meselesi işte o ışığın sızması sızması ışığın kendisini görmek şeklinde de oluyor renkleri bozmak şeklinde de etki ediyor iki tarafa da etkili. Sızmayı henüz böyle tam olarak bu panellerde engelleyen bir teknolojiyle karşılaşmadık. Bu klasik anlamdaki monitörlerden bahsediyorum. Yoksa işte bir de biliyorsunuz lokal dimming var artık işte ayırıyorlar bölgelere. Söndürüyorlar ışığın gerekmediği kısmı. Bunlar öyle değil. Burada arkada ışık yanıyor. O ışık yandığı için bir yerlerden de sızması bu durumda söz konusu oluyor. Bunu da köşelerde görebiliyorsunuz ışığı. Ama kullanırken değil de bizim test yaparken daha çok dikkatimizi çekti. Kullanırken ışık yok gibi bir şeydi. En azından şu olmadı hani bir taraftan şuradan aşırı bir sızma olur, oralardan az bir şey olur, denge bozulur. Bunda dengesizlik görmedim çok fazla, biraz belki saat köşede. Ama bu e, hep söylüyorum modelden modele değişir. Bizdekinde böyledir sizin alacağınızda buradakinde biraz fazla olabilir. Bunlar e, bu karşılaştığımız şeyler. Burada önemli olan şey şu, arkap e, bunu tabi biz böyle hani tek bir parça olarak görüyoruz ama bu böyle değil, katman katman. Yani ben buna mesela A, parlamasını istesem hemen bu en öndeki kısma bir tane e, ona göre bir kaplama yaparım. Tam tersi yansıtmasını e, da az yansıtsın dersem de ona göre bir kaplama yaparım. Monitörlerin her şeyi kaplamadır aslında. Katman katman giderler. İşte o katmanların arasında e, artık bir tane işte bu nano IPS'lerde e, küçük e, boyutlarda nano partiküller var. Bunlar arkadaki ışığa göre e, dalga boylarına göre tepki veriyorlar ve Kırmızının kırmızı kalmasını, işte yeşilin yeşil kalmasını sağlıyorlar. Mavi de çok fazla sorun yok zaten. Çünkü arkadan gelen ışığın rengi o, o doğal olarak öyle. Kırmızıyla yeşili özellikle doğru vererek... ...bunlarda bir anda bu rem, renk gamını acayip arttırıyorlar. Bunda mesela yeah, SRC1'in %133'ünü olduğunu iddia ediyor. Fabrikadan kalibreli geliyormuş ama... ...eğer ki bunu oyuncu monitör olarak değil de... ...yanında bir şeyler de yapacaksanız, iş güç de yapacaksanız... ...monitörle özellikle de tasarım işleri... Bence bir sizin de kalibre etmeniz gerekir bir kalibrasyon cihazıyla. Ee, fabrika ayarlarına çok fazla güvenmeyin bunlarda çünkü oyuncu monitörlerinde o profesyonel serilerinde olan sertifikalar falan çıkmıyor. Ee, ama işte bu monitörü kalibre ettiğinizde karşılığını alıyorsunuz çünkü bu, bu Nano IPS'lerde renk iddiası zaten ana özellik. Yoksa 144 Hz olması ya da işte 170 Hz olması duruma göre o aslında o Nano IPS'likten değil çok fazla. Orada sadece renklerinden dolayı bunu tercih ediyoruz. E, 8 bit, e, gerçek 8 bit bir panel var karşımızda. Tazeleme olarak iki tane değer söyleyeceğim. Tazeleme hızı olarak 144 Hz. Bir az önce bahsetmiştim hani 144 minimum karşılasın diye. Ama bunda bir de 170 var. 165 de çok gözüküyordu. Bunda birazcık overclock etmişler. Ama şöyle bir durum var. HDMI ile bağlarsanız 144 Hz. DisplayPort ile bağlarsanız 170 Hz oluyor ona dikkat edin. Yani ya aldık biz 170'i göremiyoruz. Ee, yok. HDMI'da gerçekten 144'ün üstünde gözük göremeyeceksiniz. DisplayPort'ta göreceksiniz. DisplayPort'ta da hani bu ayarları yapmak için Windows'tan e, ayarlamanız gerekiyor. Tak diye geliyor hemen yani 170. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Biz yapmadık en azından. Kutudan çıktığı gibi kullandığımızda 170 Hz DisplayPort'u bağladığımda çıktı. İki tane DisplayPort, iki tane HDMI koymuşlar. O da işte bu monitörlerin birazcık Birden fazla cihaz bağlanma ihtimali nedeniyle ee, olabilir. Konsol da bağlayabilirsiniz buna, P PC şart değil, ikisini de aynı anda bağlarsınız. Ee, 27 inç monitör. Onun dışında da tabii ki 2560'a 60 1440 çözünürlük. Bu e, 27'ye bence ideal olan çözünürlük bu. Hani 4K 27 için bence fazla. 32 için de 2K birazcık işte az. Ona da 4K daha çok yakışıyor. Bu iki, e, 2K'da. Bence 27 inç güzel oyuncu monitörü için ideal format. Kenarları ince zaten görüyorsunuz. Kendisi de ince. Adaptörü içinde olmasına rağmen arkası çok fazla kalınlaşmamış. Doğrudan bir şey takıyorsunuz çalışıyor. Menüleri için joystick koymuşlar ama joystick'i buraya koymuşlar. İyi olmuş. Hani joystick zaten istediğimiz bir şey. Yani oyuncu monitörü olsun olmasın böyle kullanılmalı. Çok rahat oluyor. Menülerinde gezmek rahat. Şöyle kısa yolları da var. Böyle bastığınız zaman mesela işte oyun modunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Ekrana crosshair geliyor. Ee, onlar burada var. Ya da işte menülerinde şu arkasındaki ışık var. Onları da burada kullanabilirsiniz. Uğraşmak istemiyorum diyenlere yazılım var. Sitesinden indirin. Yazılımını kurun. Oradan da bu menülerin hepsine erişebiliyorsunuz. Hiç o zaman dokunmaya gerek kalmıyor. Birazcık yavaş çalışıyor yalnız ona dikkat edin. Yani doğrudan üstünde tak tak git e, hani burada yapıyorum ama yazılımda o kadar hızlı olmuyor bazı şeyler. Niye olmuyor onu da bilmiyorum. Hani bütün monitörlerde buraya gelenlerde hep aynı şeyi yaşadım. Onun dışında USB bağlantısı dedim. iki tane portu var. Arka tarafını şu tarafa koymuşlar. Yanları ne da konulabilirmiş ama yanlar bayağı ince. O yüzden pek hani yerde kalmamış bir şey diyemiyorum artık. Ama ulaşılması biraz zor. Onu ancak böyle mouse için işte klavye için kullanırsınız. Onların kablosuz alıcıları için. Ondan fazla bir hayır beklemem. Çünkü erişimi biraz zor. Öte yandan ayak benim hoşuma giden noktalardan bir tanesi. Yere çok sağlam basıyor. Metal. Her türlü hareket kabiliyeti var. Pivot da yapabiliyor. Bunu da işte özellikle programlama ile uğraşanlar seviyorlar. Pivot modunun olmasını istiyorlar. Bu çok amaçlı bir monitör. Hani oyuncu monitörü olarak tabii daha önce hep bu e, Agon serisini tanıttık ama bence bu her işe koşulacak bir monitör. O yüzden bir eksiği o anlamda göremedim. Bir tek Type-C'si yok. Hani baktığım zaman 2022 model bir monitörde bir Type-C olsun isteriz artık çünkü bağlanacak mobil cihazlar da var. Onların da hepsinin artık çıkışları e, şeye dönmeye başladı. Telefon dahil Type-C'ye dönmeye başladı. O yüzden bence olmalıydı. E, ayağın şöyle bir güzelliği var. Aslında hem kendi monitörü hem de kendisini ayağa kaldırıp şurayı boşaltıyor. Şurası hala sizin masanız. Normalde alternatifine hani kocaman bir ayak geliyor. E, şuraya basıyor olduğu gibi kendisine bir alan oluyor masanızdan. E, o da bir çözüm ama bence masayı böyle serbest bırakması daha iyi. Bunun dezavantajı var mı derseniz. ...şimdi i̇şte bu üç ayaktan, üç noktadan basıyor masaya. Bunun için birazcık geniş kalması gerekiyor. Yani şu ayakların şu ayrılma mesafesi, şu mesafe biraz geniş kalması gerekiyor. Ha bunun karşında ama çok sağlam basıyor, oynamıyor ki hiçbir şekilde. Sadece işte dediğim gibi masanın üzerinde şuradaki açıklık artıyor. Genelde hani pl plastik kullanıp buraya basanlar şu, şu, şu kadar falan oluyor. Bu biraz daha geniş ama onun da işte karşılığını şuradaki alandan alıyorsunuz. Bence gayet güzel bir çözüm. Ee, yine de tabii şeye dikkat edin. Yani bunu öyle bir yere koyacağım ki işte biraz da böyle işte bazıları bunlardan iki tane kullanıyor. İşte açılı duracak. Şu ayak masadan çıkmamalı. O zaman da işte ayak değiştirirsiniz. O zaten ayrı bir konu. Kendi ayağını kullanacaksınız. Birazcık masanızda hep bu genişliğin olması lazım. Yani standart tek monitör karşıma koyacağım diyorsanız onda sorun olmayacaktır. Şu yan açılar biraz sıkıntı i̇şte Benim şu anda koyduğum gibi. Sen bunu bana doğru çekeyim desem, şu ayak monitörün kendisinden çok önce buraya düşer. Burada e, tam gözükmüyor olabilir ama şuradaki joystick'in altında ışık var. Bu ışık şu aşağıya vuruyor. E, onun dışında arkasında ışığı var. O da ayarlanabiliyor. Yazılımından da ayarlayabilirsiniz, kendi üzerinden de. Ama bunu e, böyle duvara aydınlatsın, işte Ambilight olsun gibi düşünmeyin. Yine dekoratif fonksiyonu var. Yine siz bu tarafta oturduğunuz için orayı görmüyorsunuz. Yine onu da kapatabilirsiniz. Elektrik tüketmesin boşuna. Evet, 400 nit parlaklık var. Bu da Display HDR 400 desteği olduğunu gösteriyor. Onun için e, bu parlaklık değerlerine çıkılmış. Aslında ev şartlarında kullanırken 400 nite çok ihtiyacımız olmuyor böyle e, her taraf ışıkta ise. Ama Display HDR 400 diye, diyebilmek için de gerekiyor. Bu biliyorsunuz es, esas bizim o yani gözümüzü e, kamaştıran 1000 nitlik HDR değil 4, 400 çok yakında bile geçemez ama şuna yarıyor HDR içerikler Bunda HDR yok demiyorlar işte artık Orada bir onu açabiliyorsunuz Windows dahil Bakın hani kendiniz karar verin Ya ben kullanmıyorum HDR açıkçası çünkü dediğim gibi o Gerçek HDR'yi gördükten sonra artık aydınlanıyorsunuz tam anlamıyla ve e, kesmiyor. O yüzden hani e, işte HDR 400 HDR var mı? Var demek için evet var. Deneyin kendiniz. E, karar verin, açıp kapayabiliyorsunuz. Hani oyunda belki açarsınız, Windows'ta kaparsınız vesaire hepsi yapılabiliyor. Onun dışında şöyle bakıyorum ne anlatacağım diye. Buna işte kulaklık bağlayabilirsiniz. Kendi üzerinde hoparlör görmedim ben. Ama kulaklığı var. G-Sync destekliyor. FreeSync destekliyor. Bunlar zaten uzun süredir artık monitörlerde çözülmüş sorunlar. Biliyorsunuz bunlar rakip teknolojilerdi ama artık birleştiler. Ee, artık e, daha doğrusu FreeSync hep freeydi de G-Sync'te sıkıntı çıkıyordu. G-Sync'lerde artık FreeSync'ten pek bir farkı olmadı. Kalmadı. Dolayısıyla Nvidia ya da AMD kullanmanız bir şey değiştirmeyecek bu monitör için. İkisinden de faydalanabiliyorsunuz. Evet. Genel olarak deneyimler. Şimdi Nano IPS panellerde renk gözle görülür şekilde daha iyi yani gözle görüyorsunuz bu önemli bir şey kağıt üstünde kalmıyor ya da test sonucu üstünde kalmıyor ve bundaki renklerin canlılığı hakikaten e, yanına başka bir şey koyduğunuz anda hemen ya bu motorda bir şey var dedirtiyor o yüzden yani sadece bunun için söylemiyorum genel olarak Nano IPS'i e, arayabilirsiniz yani eğer ki renk önemliyse ama daha pahalılar onu da söyleyeyim oyun için zaten şu an bence 170 Hz'e kadar desteği gayet yeterli Çoğunuzda 2 için zaten o FPS'yi e, dengeleyecek bir ekran kartı varsa şanslısınız. şu e, Özellikle şu sıkıntılarda. 3070 demek oluyor bu minimum. E, ya da işte ne yapacaksınız? DLSS gibi upscale teknolojilerinden faydalanacaksınız ki daha düşük render, daha yüksek çözünürlük versin. Onlar olursa tamam. E, ya da işte grafik kısacaksınız. İşte 170'lere çıkacaksınız ama 144 Hz. Diye düşünebilirsiniz düşünürseniz o zaten işte 3070'li seviyelerde ekran kartlarında rahat aşılabiliyor, e, ulaşılabiliyor. 170'i de e, birazcık ayarlamayla tutturursunuz rekabetçi oyunlarda almanızda sakınca olmaz. Yani çünkü orada dediğim gibi ne gerekiyorsa yapıyorsunuz ayar kısmak, ayar kısmak. Bir yandan da tabii işte bunu hani oyun bitti, film izleyeceğim. İşte film için de bence gayet güzel bunun renklerin böyle olması avantaj. E, siyah konusunda veya paneller hala daha iyi kontrast oranları sunabiliyor. Ama e, bununla da işte renkleriyle bu bayağı bir telafi ediyor durumu. Bir şeyler üretmek istiyorsanız işte Photoshop'ta da bir şeyler yapacağım, Premiere'de video editleyeceğim diyorsanız bence bir kalibre edin, sonra kullanın. Üzerindeki ayarlar çünkü birazcık daha oyuncu kafasıyla hazırlanmış. Yani işte FPS midir oynadığınız oyunun türü, başka RTS midir onları seçtiriyor ama daha böyle hani e, profesyonel iş yapanların kendi ayarlarını yapmasında fayda var. Onu da kalibrasyon cihazıyla yapmakta fayda var. Bir kere yapacaksınız zaten, onu da bir şekilde yapmanızı öneririm. Yaptıktan sonra bundan e, işte güvenerek, gördüğünüz renklere güvenerek iş bekleyebilirsiniz. Özellikle sRGB çalışıyorsanız. E, şöyle bakayım, fiyatına 10.000 TL civarı gözüküyor. Tabii ki doların o günkü keyfine kalmış. E, ama siz onu yuvarlak 10.000 değil, işte 9 küsür, 9-10.000 arası e, ge geziyor. Fiyatlar monitörlerde biraz işte e, eskisi gibi değil. Hiçbir şeyin fiyatı eskisi değil. Monitörlerde de bu seviyeye çıkmış durumda. Birazcık şuradan e, avunacağız. Bu monitörler bu, iyi bir monitör aldığınız zaman yıllarca değişmeyecek ürünler. Burada neyin eksikliği hissedilir derseniz 4K'nın eksikliği hissedilir. İşte o da ihtiyacınız var mı yok mu baştan ona göre karar vereceksiniz. Oyun için 4K şu anda işte bu upscale teknolojileri olmadan biraz zor. Günümüz ekran kartları için. Ama işte... 3 yıl, 5 yıl ben monitörü değiştirmiyorum diyorsanız da evet 4K'yı da şu anda almak isteyene itiraz etmem ama işte 170 Hz diyorum, 1 i̇şte milisaniye tepki süresi diyorum. Bu, bu özellikleri koruyarak bir 4K bulursanız e, alırsınız. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok. Ürün şu anda piyasada sonundaki P önemli. P ise bu, budur, değilse başkadır. Veya panelli olanlar da var çünkü. E, nano IPS'i ben genel olarak Nano IPS ekranları tavsiye ediyorum. IPS'i çünkü... Monitörü aldığınız zaman bir sürü işe aynı anda yaratmış oluyorsunuz. Bu bizim istediğimiz bir şey. Çünkü bir tane paramız var. iki monitör, 3 monitör. Hani her işe bir monitör alacak durumda değiliz. Bu gerçekten oyunda dahil olmak üzere birçok işinizi bir arada tek kuruşla yapmanızı sağlayacak. Çok güzel monitör ben direkt tavsiye edebilirim. Tekrar söylüyorum. AG273QXP modelini inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.